işin büyük boyutu onların üzerinde oldu. Biz de burada daha çok lojistik destek sağladık. 2 Temmuz Madımak katliamının 30. yılını geride bıraktık. Bu 30. yıl kapsamında yeniden duyarlılık kazandırmak, katliamın tüm boyutlarıyla toplumun bütün kesimleri tarafından yeniden gündeme tutabilmek adına çok ciddi çalışmalar gerçekleştirildi. Hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde, dört bir yanda, başta Avrupa olmak üzere. Bu etkinlikler içerisinde hem aileleri konuşturan paneller, söyleşiler gerçekleşti. Hem görgü tanıklarının katıldığı, hem o dönemin gazetecilerinin katıldığı etkinlikler gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanında hem dinletiler, hem paneller, hem gösterimler, sergiler gerçekleşti. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonumuz ise onların öncülüğünde çok daha kapsamlı, çok daha detaylı, çok daha profesyonel bir çalışma grubu ile bir Madımak Katliamı Hafıza Merkezi oluşturuldu. Bu Madımak Katliamı Hafıza Merkezi aslında hiçbir yerden sponsorluk almadan sadece Alevilerin lokmalarıyla oluşan bütçeyle özellikle hem sanal müze gerçekleştirdi, hem web belgeseli hazırladı, hem de kütüphane, dijital kütüphane adı altında çok kapsamlı bir çalışmayı gerçekleştirdi ve bitirdi. Ve bunun dışında da çok daha bugüne kadar yapılamamış kadar etkili bir belgesel film ortaya konuldu. Yani Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve tüm Alevi kurumlarının, bizim birlikte hareket ettiğimiz Alevi kurumlarının yardımları, destekleriyle gerçekleşen bir belgesel çekimi oldu. Bu belgesel çekiminin önemli bir kısmı Ankara'da olduğu. 130'un üzerinde insan dinlendi. Onlarla röportajlar gerçekleştirildi. Bu röportajları verenlerin içerisinde ailelerin yanı sıra görgü tanıkları, dönemin dernek yöneticileri de işin içerisinde varlar. Ve bu belgesel film artık son aşamaya geldi. Belgeselin yönetmenliğini Ümit Kıvanç, ünlü belgesel yönetmeni Ümit Kıvanç gerçekleştirdi. İlk galası, ilk gösterimi Ankara'da gerçekleşecek. 18 Mayıs Cumartesi günü, yani bu önümüzdeki ay, 18 Mayıs Cumartesi günü Yeni Mahalle Belediyesi'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin büyük salonunda, Genco Erkal Salonu'nda bu ilk gösterim gerçekleşecek. Bu gösterimin birinci aşamasında basın emekçilerinin katılımıyla bir tanıtım gerçekleşecek, bir basın toplantısı olacak. Sonra yine bir tanıtım filmi devreye girecek. Ardından da saat 3.30'da da 4.5 saat süren bir belgesel filmi gösterimi ilk defa Ankara'da devreye girecek, gösterilecek. Bu belgesel filmle beraber aslında Ankara'da bulunan bütün aydınların, sanatçıların, edebiyatçıların, karikatürcülerin, şairlerin, gazetecilerin katıldığı, ama aynı zamanda da ailelerin de mutlaka işin içerisinde yer aldığı, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, odaların, derneklerin, partilerin, siyasilerin işin içinde olduğu bir davetli grubuna bu film gösterimi gerçekleştirilecek. Ve ailelerin tamamına, belgeselde konuşanların, röportaj verenlerin tamamına ulaşılarak onları çağrılacaklar. Bunun hazırlıkları başladı. Pirsnatlar Kültür Derneği olarak da Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu adına da, diğer Alevi kurumları adına da burada bu sorumluluğu almış durumdayız. Ve bütün kesimlere ulaşarak bu belgesel filminin gösterimini Ankara'da gerçekleştireceğiz. İkinci aşamada İzmir'de gerçekleşecek bu gösterim, 25 Mayıs'ta olacak. Sonrasında İstanbul'da gerçekleşecek, 29 Haziran'da. Sonra Türkiye'nin belli başlı birkaç merkezinde daha, yani Balıkesir'de, Adana'da, eğer salon imkan bulabilirsek Diyarbakır'da ve sonra da Dersim'de noktalamayı düşünüyoruz. 2 Temmuz günü de Avrupa'da gala gösterimi olacak. 2 Temmuz'da da orada olacak. Daha sonra da ekipteki arkadaşların çalışmaları o boyutta, bu belgesel film festivallere gönderilecek. Festivaller sonrasında da sinemalara verilecek. Yani toplumun bütün kesimlerinin
yeniden o süreci bir kez daha hatırlamaları, sürecin karanlıkta kalan yerlerinin açığa çıkarılması açısından önemli bir çalışma. Bugüne kadar belki de hiç dinlemediğimiz tanıkların konuştuğu, dönemin valisinin konuştuğu, dönemin o bölgede görev yapan askerlerinin konuştuğu, ailelerin, görgü tanıklarının, bizzat katliamdan sağ kurtulanların konuştuğu çok önemli bir belgesel film, tarihi bir öneme sahip bir film. Bu açıdan da sizin aracınızla hem basın dünyasına, hem aydınlara, hem demokratik örgütlerine, sendikalara, partilere, odalara ve tabii ki başta ailelerimize ve halkımıza bu anlamda çağrıda bulunmuş olayım. 18 Mayıs Cumartesi günü Ankara Yeni Mahalle Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bu gösterim gerçekleşecek. Sadece biz davet üzerine çağıracağız insanları. Bir gösterim, bir tanıtım olacağı için, ilk gösterim olacağı için davetliler bu filmi izleme şansını erecekler. Biz bu sorumluluğu aldık ama esasında Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun bir çalışmasıdır. Yani onlar sağ olsunlar, nazik davranıyorlar.